Şampiyonlar Ligi mücadelesini gerçekten Galatasaray çok güzel bir süreçte geçirdi. Çok güzel maçlar çıkardı. Dünyanın en önemli, en büyük devlerine kafa tuttu. Avrupa Ligi'ne geçişini hepimiz içimize sindirdik aslında. Çünkü güzel bir süreçten geçti. Şimdi Avrupa macerası yeniden başladı. Güzel bir giriş de yaptı. Fakat Avrupa macerasıyla şampiyonluk macerasının daha da kızışmaya başladığı bu haftalarda Galatasaray nasıl etkilenir? Yani Bayern Münih'le oynadıktan sonra, Kopenhag'la, Manchester'la oynadıktan sonra lige konsantre olması çok kolay olmadı. Gerçi çok da zorlanmadı Galatasaray ama şimdiki bu haftalar daha kritik haftalar. Fenerbahçe yakın takipte. Sence bir Prag maçından çıkmış bir Galatasaray Ankara Gücü maçına nasıl hazırlanmıştır? Nasıl bir oyunla oyun ortaya koyacaktır? Şimdi şöyle söyleyeyim, sen Şampiyonlar Ligi maçlarını özellikle dışarıda içeride hepsini takip etmiş bir kişi olarak, ben de buradaki maçları canlı takip etmiş olarak dışarıya bu sezon gidemedim Şampiyonlar Ligi maçına. Bu sezon Prag karşısında oynadığı futbol Avrupa'daki mesela en kötü demeyeyim ama oynadıkların içindeki en olumsuz diyebilirim. Ona rağmen kazanmasını bildi. Ya burada biz 3 kulvarda diyorduk, Okan Hoca 4 kulvarda ifadesini kullandı. Hedef büyük tabii ki, yeniden Avrupa'da kupa kaldırmak. Kolay olmuyor. Yani her maç olaya bakmak lazım. Okan Hoca'nın şimdi bugün Ankara Gücü, Perşembe günü Prag'la baş maçı. Prag maçında o kadar çok koşan bir Galatasaray vardı ki oyunun belli bölümünde 10 kişi kalmasına rağmen çok koştu. Rakibiniz Prag ise genç, yaş ortalaması çok düşüktür. Maçın hemen hemen her alanında baskı kurabilen, hemen hemen her alanında baskı kurmaya çalışan bir Prag vardı. Evinde daha iyi oynuyor. Bugün Galatasaray aklı tamamen 3 puanda olacak ama bir taraftan da Perşembe günü rövanşta Okan Hoca'nın bugün biraz rotasyon yapacağını düşünüyorum. Bunun içinde mecburiyetten de olacağı oyuncular var. Kaan Ayhan gibi, Abdülkerim gibi oyuncuları dinlendirdi. Çünkü bu ağır zeminde sakatlıklarını yükseltebilirdi. Mesela Abdülkerim'in Kaan Ayhan sakatlanana kadar o maçta oynama gibi düşüncesi yoktu Okan Hoca'nın ama Kaan Ayhan sakatlanınca mecburiyetten oynattı. Bugün de mesela Nelson normalde Perşembe günü oynayacağı için cezalı olduğu için direkt Nelson Sanchez'i göreceğiz. Savunmanın sağ bekinde, yani bekte Barış olacak büyük ihtimalle. Çünkü o oranın da bir talihsiz sakatlığı ağırlığı devam ediyor. Köln gibi bu akşam ilk kez izleyebiliriz. Çok merak edilen bir oyuncuydu. Berkan orada 3-4 haftadır oynuyordu. Orta sahada Lucas, Kerem Demirbay yine devam edebilir. Belki oraya Berkan'ı da çekebilir Okan Hoca. Dün çünkü gerçekten Barış ve Kaan Ayhan'ı son anda kadroya almadığı için o hücum hattında da bir takım değişiklikler görebiliriz. Mesela Kerem Tete ya da Zaha olabilir. Mertens Icardi'den bir değişiklik bekliyorum. Saha zemin Okan Hoca'yı gerçekten düşündürüyor. Futbolcuları da düşündürüyor. Perşembe günde maç var. Geri dönüşte bir değişiklik olmaz ama ben hücum hattında Okan Hoca'nın bir iki tane böyle sürpriz değişiklik yapacağını düşünüyorum bugün. Ama ya ben Ankara Gücü adına da üzülüyorum. Çünkü düşünsene Savaş, yani şimdi ligimiz 20 takımlı. Fazlasıyla fazla tutuyoruz. Şehirleri fazla tutuyoruz. Şehirleri biraz canlandırabilmek için, hareketlendirebilmek için. Zaman zaman eleştirel yaklaşılıyor bu konuya ama hani ben de Konya'da okumuş bir insan olarak, spor sever olarak şehre ne kadar katkı sağladığını biliyorum. Özellikle hak eden şehirler varsa bir de. Şimdi düşünsenize Galatasaray'ı izlemek için yurt dışından herhangi bir futbol sever, Türkiye'nin başkenti Ankara'nın temsilcisi olan bir takımın maçını açıyor. Yani Ankara'yı temsil eden tek takım Ankara Gücü. Ankara Gücü'nün maçını açıyor, stada bir bakıyor ki aman Allah'ım. Yani böyle bir stat olabilir mi? Hani ben Ankara Gücü adına da üzülüyorum. Bu Çaykur Rizespor olduğu gibi bu stat da bizim stadımız. Yani sadece ben kulüp stadı olarak bakmıyorum. O da bizim stadımız. Yani ona da sahip çıkmamız gerekiyor. O yüzden ben çok yakıştıramıyorum. Yani işin elbette sporcu sağlığı tarafı var. Bunun diğer tarafları da var. Yani öyle değil mi? %100 doğru. Türkiye'nin birçok yerinde aslında bir kanayan yaradır. Yani biz hep hakem olaylarını konuşuyoruz, kötü futbolu konuşuyoruz, zaman zaman yönetici açıklamalarını konuşuyoruz ama bari burada en azından kulüpler birliği bir ortak akıllı hareket edip ki ben Türkiye Futbol Federasyonu'nun geçtiğimiz haftaya açıklamalarda bundan sonraki süreçte tamamen bu konularda cezai yaptırımlar da kadar gidebileceğini varan bir açıklama yaptılar. İnşallah bu uygulama devam eder. Çünkü kış ayları devam ediyor. Yazın da aynı şekilde sıkıntı. Yani son bir haftadır baktığımız zaman gündem Galatasaray Ankara Gücü maçının zeminiydi. Ama biz dün akşam Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçında öyle bir zemin gördük ki gerçekten de ilk yarı bambaşka bir Fenerbahçe, Rizespor ikinci yarı bambaşka Rizespor-Fenerbahçe. Evet. Zeminin etkisi var. Bir taraf tamamen. Elbette TFF'nin
bünyesinde olan, herkes bundan bahsediyor yaptırımda. Ben başka tarafından yaklaşmaya çalışıyorum. Yani ne yalan söyleyeyim, bize yakışmazdı demek istiyorum. Yani böyle bir stat, böyle bir şey. Anlatabiliyor muyum? Bütün dünya bizi izliyor çünkü. Evet, onay biz mekanizmasının ya da yaptırım mekanizmasının o onayına maruz kalmamak ya da cezaya maruz kalmadan... Ya başkent, Türkiye'nin başkenti, başkentin Süper Lig'deki tek temsilcisi, Ankara'nın çok takımı güzel, yani. Değil mi? Çok da bakın güzel bir stat yapıldı. Elmas'ta çok da güzel bir stat. Dışarıdan baktığı zaman ayrı güzel, içi ayrı bir güzel. O kadar güzel konuya değindi ki Anadolu'da da bu tip statlar var. Ve gerçekten de o maçlar oynanacağı zaman o şehrin ekonomisi değişiyor. Esnafıyla, turizmiyle, oradaki küçük esnaflar, her yerden gelen insanlar o maçı oluyor. Başkente o görüntü tabii ki yakışmadı. Bunu tamamen Türkiye Futbol Federasyonu'na bırakalım demiyorum. Ortak akılla herkes bir ya milyon eurolar harcanıp bir stat yapılıyor. Önümüzde bir Avrupa Şampiyonası var. Bu görüntüler tabii ki biz de bizzat ortak düzenleyeceğimiz bir Avrupa Şampiyonası'nda görüldüğü zaman ben açıkçası üzülüyorum. Bu dün oynandı, bugün oynandı. Bunlar tabii devamı da var. Keşke hiç olmasa. Ama maalesef değişmeyeceğim ama artık bundan sonraki süreçte değişebilir. Çünkü gerçekten her şeyi Türkiye Futbol Federasyonu'ndan beklemek olmaz sevgili dinleyiciler. Biraz da yani bu işlerin çok profesyonel insanları var. İki kişi olur, üç kişi olur. Burada güneş görmüyor. Türk Telekom Aslan Tepesi'nde de görmüyor. Ben yıllardır o enerji panellerinin maçtan sonrasında içine girdiğini ve sabaha kadar maç biter bitmez o insanların insan gücüyle onu yaptıklarını, güneş enerjisiyle de o stadın zeminini doğru ve en iyi şekilde tutmak için çalışan bir ekip var. Hatta bu baktığımız zaman bir Kasımpaşa maçı, bir de Kulüç maçıydı galiba Şampiyonlar Ligi'nde hatırlarsınız. İki tane çok kötü görüntü vardı. O görüntülerden sonra Aslantepe'de bu pek fazla olmamaya başladı. Kulüpler keşke birbirlerine yardım edebilse, bu konularda profesyonellerden yardım alabilse. Ortak akıl derken bunu kastediyorum. Mutlaka düzelecektir. Yani yakışan da budur. Dediğim gibi başkentin şu anda tek Süper Lig temsilcisi ve çok güzel de bir stat ama o zemin maalesef yakışmıyor. İnşallah bugün 3 puandan daha önemli şey için iki taraf adına da futbolcu sakatlığı yaşanmasın. Hocalar da buna dikkat çekiyor. Dün baktık İlhan Polat aynı açıklama yaptı. İsmail Hoca aynı açıklama yaptı. Geçen hafta yine aynı şekilde bu zeminler konusunda Beşiktaş'ta da vardı. Trabzonspor'da da Abdullah Hoca aynı şekilde şikayetçi oldu. Yani keşke futbolumuzu konuşabilsek. Ya hakemleri konuşuyoruz ya zemini konuşuyoruz. Bakın şampiyonluk yarışında iki tane takım kıyasaya mücadele veriyor. Biz hiç istenmediğimiz şeyleri konuşuyoruz. İnşallah tekrar söylüyorum bir sakatlık yaşanmasın bu akşam. Bu yarış güzel bir şekilde devam etsin. Son olarak Muslera'yı sormak istiyorum. Prag maçında da Devleşti Kalesi'nde deneyimli bir kaleci olduğunu bir kez daha bizlere hatırlattı, gösterdi. Var mı bir gelişme Savaş? Ben 1+1 sözleşmesinin kabul edeceğini düşünüyorum. Daha önceki yaptığımız Zeyda da bunu haber olarak Fotomaç gazetesinde de yapmıştım. 1+1 yıllık teklif yapıldı. Eyüpspor'a asla teklifini kabul etmeyeceğini hem kendi tarafından hem Galatasaray tarafından çok net bir şekilde dile getirmiştim daha önceki yorumlarında. Önümüzdeki günlerde 1+1 hatta 2+1 denilende biri bile kabul eder. Bir sene sonra söyleyeyim. Muslera çok iyi bir Galatasaraylı. Çocukları burada, eşi Türkiye'yi çok seviyor. Galatasaray'da çok mutlu. Rakamsal anlamda da 300-500 daha önce fedakarlık yaptı. Yine yapar çünkü Galatasaray'ın kaptanı. Senin de az önce haberlerden sonra ifade ettiğin gibi ben imza attığı gibi dün daha gibi hatırlıyorum. Çocuk sol bebek yüzüyle. Bugün hala aynı güler yüzlü, sempatik. Galatasaray'da devam eder. Sonra da teknik heyette yer alır. Ben rakamsal olarak bir şey demiyorum ama Muslera önüne gelen sözleşmede ben şu kadar para istiyorum diyeceğini zannetmiyorum. Takım şampiyonluğa gidiyor. Önümüzdeki günlerde bu nikah yeniden tazelenir diye düşünüyorum. Ya elbette isteyebilir yani sonuçta profesyonel futbolcu o da ama bu bunca yıllık bir beraberlikten sonra hiç kimse üzülmek istemez. Peki her iki tarafta fedakarlık yapar. Böyle bir yerde yani çünkü uzun süren bir beraberlik var. 2011'de ilk imzaya geldiği günü hatırlıyorum. O günün şartlarında Galatasaray'a başka bir kaleci vardı Fatih Hoca'nın istediği. Ünal Aysal Mehmet'inde çok iyi hatırlıyorum. Bülent Tulum ve Ali Gürsoy bu imzayı attırabilmek için bir hayli uğraşmışlardı. O gün de yaptı, bugün de yapar. Çünkü sezon finalinde artık Galatasaray Muslera öyle bir efsaneleşti ki heykeli dikilmesinden bahsediyor. Müzede çok ayrı bir yer. Bir futbolcuyu bu kadar çok yıl, bunca yıl bir takımda görebileceğimiz dönemler bitti diye düşünüyorum Savaş. Çok az. Yani, Totti'ler bitti artık. Finito. Artık. Yani, bir Totti göremeyeceğiz. Yabancı kalecisi konusunda çok net bir şekilde buluyor ama Muslera gibisini bulmak kolay olmayacak. Ama Muslera son gün son ana kadar ben bir iki sene daha çok rahat oynayabileceğini düşünüyorum. İnşallah da oynar çünkü Muslera'yı Galatasaray çok seviyor. Galatasaraylılar Muslera'yı çok seviyor.
Ben parasal sorun olacağını zannetmiyorum. Çözülebilir en kısa sürede. En hayırlısı olsun.